Kaçınız saçının telinden ayak tırnağına kadar bakımlı, güzel. Arzularınızdaki gibi bir kadın. Üstelik ten olarak da insan tenine benzer bir his veren tene sahip. Herhangi bir canlı kadından farksız gibi düşünebilirsiniz. Ama robot. Böyle bir robotla evlenmek ister misiniz? Arkadaşlar merhaba. Yarı insan, yarı robot varlıkların çağı geliyor diyerek başlayalım söze. Şimdi sizden ricamız yorumları patlatmanız. Öncesinde kanalımıza abone olmanız, zili de aktif etmeniz. Bu arada bol bol beğeni atarsanız, hesaplarınızda, sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız videomuzu çok daha fazla insana ulaşırız. Bunun da bir hatırlatmasını yapmış olalım videomuzun başında. Arkadaşlar, evet şaka değil. Öyle bir zamanın içine doğru itiliyoruz. Karı koca arasındaki ilişkiler bile bugün eskisi gibi değil, farkındasınız. Ama yarın çok daha farklı bir hal alacak, öyle görünüyor. Ne kadınlar eskisi gibi, ne de erkekler eskisi gibi. Bunu kötü manada söylemiyorum aslında. Yani çağın getirdiği bir değişim, çağın getirdiği bir evrimleşme diyelim biz buna. Evrimleşme deyince de lütfen kızmayın, kelime manası itibariyle söylüyorum bunu. Evriliyoruz ama biz farkında değiliz. Bu da işin bir başka tarafı. Yapay zeka alanında yaşanan gelişmeler robotların insanın yerini alacağı endişelerine neden oluyor, farkındasınız. Transhümanizm hareketiyle birlikte geleceğin robot insan karışımı olan cyborglara bırakılacağı, cyborglarda olduğu düşünülüyor. Bu arada çokça sorulardan birisi transhümanizm, bu ne demek? Bunu da bir açayım size. Transhümanizm, insanın fiziksel ve bilişsel yeteneklerinin arttırılması demek. Yani yaşlanmanın, hastalanmanın, bu gibi olumsuz etmenlerin ortadan kaldırılması, olumsuz görülen yönlerin ortadan kaldırılmasıyla bilim ve teknolojiden de alınan destekle yeni bir insanın ortaya çıkarılması. Böyle bir akım var. Transhümanist akıma göre de insan çok gelişmiş yeteneklerinden ötürü post-human, yani post insan. Başka bir ifadeyle insan ötesi adını almayı hak edecek bir varlığa dönüşecek. İşte bilim ve teknolojiden de faydalanarak insan ötesi bir varlık ortaya çıkacak. Yarı tanrı diyoruz yani. Ama bakın, bu düşüncenin sakat tarafları çok. Hani bilime, teknolojiye karşı değiliz ama bu düşüncede olanların genelinde tanrı inancı yok. Yani ateistler. Hani hep diyoruz ya, tanrısal yeteneklere sahip insanlar geliyor diye. İşte bu akım insanı tanrılaştırma derdinde. Bilimi ve teknolojiyi yüceleştiriyor bu akım. Yani insanı tanrı yerine koyarak insanı sonsuzlaştırma, sonsuz olan tanrının konumunu ve rolünü insana verme amacı taşıyor. Bu nasıl olacak sorusu sizin de kafanızda soru işareti olarak yanmıştır muhakkak. Videolarımızı anlatmaya çalışıyoruz bunun nasıl olacağını. Bu bölümde de biraz anlatmaya çalışacağız size. Arkadaşlar, transhümanizm bugün dünyanın en tehlikeli fikri olarak kabul ediliyor. Öyle bir insan, öyle bir dünya tasavvuru var ki, tanrı inancından uzak dedik az önce. Tamamen dünyevi arzular üzerine kurulu bir düzenden bahsediyoruz. İnsanı bu düzene göre dönüştürmenin de ötesinde, insanın yaşadığı çevreyi de değiştirme amacı taşıyor bu akım. Transhümanizm çağında aile mesela, aile bağları, o aile bildiğimiz, bildik aile bağları yok. Genetik oynamalarla da insan da zaten o bildiğimiz insan olmaktan çıkacak. Yani önceki videolarımızda anlattık, yediğimiz içtiğimiz ne varsa, yani her şey genetik oynamalardan, ne denirdi ona, kelimeler aklıma gelmiyor şu anda ama yani yediğimiz içtiğimiz hiçbir şey eskisi gibi de değil zaten. İnsan da eskisi gibi olmayacak. İnsan da ister istemez bu evrimleşmeden, bu değişim ve dönüşümden nasibini alacak. Genetikle oynanıyor çünkü. Şöyle bir şey var. Gelecek robotların elinde olacak. İnsana hizmet eden robotlar bunlar. Ama fazla akıllı olup da kendisinden daha aciz olan insana isyan etmezse çok ileri bir gelecek tabii bu olasılık. Çok ileri bir gelecekte bunu düşünebiliriz. Bugünün nesli için yakın zamanda hayata geçecek olan bir düşünce, bir sistem, bir akım, işte nasıl diyelim, bilimsel gelişme. Robotların ötesinde bir durumdan bahsediyoruz. Robot insan karışımı, yani cyborglar. Aslında anlattık ya daha önceki videolarımızda da, şu an günümüzde kısmen cyborglaşma var zaten. İşte ayak, yapay ayak yapıyorlar, yapay kol yapıyorlar, artık parmaklarını bile oynatabildiğimiz yapay kollar var biliyorsunuz. Ama bunun çok daha ötesinde bir robot insan karışımından söz ediliyor. Uygulamaları var, bilimsel dergilerde yapılan, yayınlanan makaleler var. Ciddiye alınması gereken müthiş
bir değişim dönemi başlıyor aslında. Bu pandemi dönemi bunun fitiliydi arkadaşlar. İnternette şöyle bir haber geldi önüme. Singularity.net'in kurucusu var. Bing Gortzel. Teknoloji cihazlarının insan vücudunun içine girmesinin kaçınılmazlığını anlatmak için diyor ki, düşünün çocuğunuz var, sınıfındaki diğer bütün çocuklar ondan daha iyi. Çünkü diğer çocukların beyinleri Google'a ve hesap makinesine doğrudan bağlanabiliyor, kendi aralarında haberleşebiliyorken sizin çocuğunuz onların arasında geri kalmış görünüyor. O her şeyin modası geçmiş olan metotlarla yapmak zorunda kalıyor. Beyinden beyni arkadaşlarıyla mesajlaşamıyor mesela. Sınıf öğretmeni diyor ki artık sizin kızınız bu sınıfta olamayacak. Çünkü geri. Böyle bir durumda ne yapardınız? Transhümanizm tam da bu noktada entelektüel bir konu olmaktan çıkıyor. Bir zorunluluk haline geliyor arkadaşlar. Yani bu konuştuklarımız biz söylediğimiz zaman bazı arkadaşlarımız yorumda yazıyor. Diyor ki işte siz uçmuşsunuz, siz şöylesiniz, biz böylesiniz falan filan falan filan. Yani keşmekeş. Arkadaşlar biz söylüyoruz ama biz buradan uydurmuyoruz ki. Yani bilimsel çalışmalar var, bilim adamlarının açıklamaları var. İşte videolarımızın arasında var. İsmail Hakkı Aydın'ın bu konuda bilim adamıdır kendisi, bilim insanıdır. Çok ciddi araştırmaları var. Sonuçlarını açıklıyor, okuduğu makaleleri açıklıyor. Uluslararası çapta yapılan açıklamalar var. Bilimsel dergilerde yayınlanan makaleler var. Biz bunları mümkün olduğunca okuyoruz, araştırıyoruz ve sizlerle paylaşıyoruz. Bu arada bakın, hani bilimsel araştırma sonucu diyoruz ya, uygulanmış, netice alınmış şey gibi düşünelim. İşte aşı üretiliyor, ne oluyor? İşte birinci faz, ikinci faz, üçüncü faz denemeleri yapılıyor. Ondan sonra insanlara sunuluyor. Ne oluyor? Bir deneme, bir sonuç alınıyor. Olumlu veya olumsuz. Bunun gibi düşünün. Bu çalışmaların da olumlu olumsuz sonuçları var. Bir noktaya geldi. Sadece toplumsal hayata geçirilmedi. Ama yakın. Az önce dedim ya, Bing Gortzel'in açıklamasını verdim size. Saatlerce konuşsak anlatamazdık. Adam çok güzel özetlemiş. Şimdi bu kelimeye dikkat arkadaşlar. Dijiseksüalite. İçinde seks geçiyor ya, hemen dikkat kesildik. Arkadaşlar bu kelimenin Türkçe açılımı robotlara ilgi duyma eğilimi. Şimdi soruyorum hepinize. Lütfen bunu yorum kısmında cevaplayın. Kaçınız saçının telinden ayak tırnağına kadar bakımlı, güzel, arzularınızdaki gibi bir kadın. Üstelik ten olarak da insan tenine benzer bir his veren tene sahip. Herhangi bir canlı kadından farksız gibi düşünebilirsiniz. Ama robot. Böyle bir robotla evlenmek ister misiniz? Oran vermeye gerek yok. 18 yaşını geçmiş milyonlarca insan var ki hiç sevgilisi olmamış. Hiç karşı cinsle bir temas olmamış, yaşamamış. Üstelik yalnız, hayatı ev iş arasında geçmiş. Üstelik boşanmaların bu derece arttığı, evlenenlerin neden evlendim ki diye şikayet ettiği bir dönemde. İnsanısı robotların nasıl ilgi görebileceğini varın siz düşünün arkadaşlar. İnsanların kendi türlerinden ziyade robotlara yönelik istek duyması kaçınılmaz. Bu benim düşüncem. Bugün bekar bir erkek olsun, bekar bir kadın olsun, karşı cinse 3 nedenden dolayı muhtaç. Birisi yalnızlığını gidermek. Sevmek, sevilmek ihtiyacı. İkincisi, ekmek gibi, su gibi bir ihtiyaç, cinsellik. Değil mi? Üçüncüsü ise her insanın ömründe bir kez de olsa anne baba olmak istemesi. Hoş, bugün yeni nesil çocuğu engel olarak görüyor. Onun yerine kedi köpek sevmeyi, bakmayı tercih ediyor. O da işin bir başka tarafı ya. Velhasıl arkadaşlar hiçbir şey tesadüf değil. Bu projeler öyle birden akıllarına geldi de hadi yapalım şunu demediler. En az 50 yıllık, 70 yıllık geçmişi var. Kaldı ki transhumanizm düşünce aşamaları 1950'lere kadar gidiyor. Bakın önce büyük aileyi öldürdüler bu süreçte. Bugünse büyükler çocuklarıyla kalmıyor farkındaysanız. Anne babalar ayrı kalıyor. Hatta bakım evlerine gidiyorlar. Çekirdek aileye geldi sıra. Çekirdek aile de yok olmak üzere. Böyle bir kavram var hayatımızda bugün. Anne baba ve çocuklar. Çocuklar diyorum ama o da artık tek çocuk malumunuz. Bakın tek çocuklu aileleri eleştirmiyorum. Benim de bir kızım var. Tek çocuklu bir aileyiz ama hani insanların gerek ekonomik olsun, gerek sağlık olsun, gerekse işte çalışma şartları nedeniyle belirleyici durumlar var. Benim demek istediğim düzen,
Zaten bunu empoze ediyor. Sizi oraya itiyor. Kaçamıyorsunuz bundan. Bugün yapılan, hani o 1+1 evleri biliyorsunuz değil mi? O 1+1 evlerin neye hizmet ettiğini de biliyoruz ama daha ötesini söyleyeyim mi? Oralar toplumsal hayatın da ötesinde aile hayatına dinamit oldu. Atom bombası oldu. O evlerde karı koca kalıyor. Çocuk, 1+1 ev nasıl yapacaksın? 2+1'e çıksa en az yarısı kadar artıyor kira. 1+1 bir ev bugün 1500-2000 lira arasındayken 2+1 bir eve geçtiğiniz zaman 2000-2500 liraya çıkıyor bir anda. Asgari ücret ortada, 3000 lira bile değil. Yani bu şartlarda tabii durum değişiyor. Erdoğan geçenlerde çıktı dedi, yani bir sene oldu galiba. Müsaade etmeyecektik, yanlış yaptık dedi bu 1+1 evler için ama yani hala yapılıyor, hala satılıyor. Yani bu düzenden kaçışınız yok arkadaşlar. Küresel bir proje var karşımızda. Kapitalist dünya buna destek veriyor. Kapitalist dünya derken yani vatandaş da buna destek veriyor. İşin kötü tarafı bu. İnsan bir sonraki zamanı ya da bir sonraki hamleyi göremiyor. Düşünmüyor daha doğrusu. Günü kurtarmak diye bir kavram var ya. Günü kurtarıyoruz. Bu şey gibi aslında biliyor musunuz? Yani yığınlar arkanızda diyelim. Destek mahiyetinde değil, yanlış anlamayın. Kalabalık konser gibi düşünün. Yığınlar arkanızda, en önde sizsiniz. Arkadan böyle hurra ittikleri zaman ne olur? Siz de onlar nereye iterse o yöne gidersiniz. Ne sağa ne sola kaçamazsınız. Geri asla. Onlar nereye iterse oraya. Bunun gibi bir şey aslında bu. Konuyu biraz dağıttık, onu da farkındayım. Arkadaşlar, dijiseksüel dedik ve roboseksüel. Bu tanımlara alışsanız iyi olur artık. Profesör Doktor Ebulfez Süleymanlı şu örnekleriyle dikkatimizi çekiyor. 2016 yılı, Lili isminde bir Fransız kadın. 3D yazıcıları biliyorsunuz değil mi? Bakın gelecekte 3D yazıcılar her yerde olacak, her evde. Telefon gibi bir şey olacak. Bunun altını çizin. 2030 yılına kadar bunlar olacak diye bir videomuz var. 2 seri halinde. Üçüncüsünü de çekeceğim onun. İzleyin onları mutlaka. 3D yazıcılar her evde olacak. Ne dedik? Lili. Lili isimli bir kadın, bir Fransız kadın 3D yazıcı vasıtasıyla üretilen Innovator isimli bir robotuna aşık oluyor ve onunla evlenmek istediğini dile getiriyor. Devam edelim. Bir sene sonra Cici Cenk isimli bir Çinli, bir yapay zeka uzmanı, kendi yaptığı robotla dini bir evlilik töreni düzenlemek istiyor. Düzenliyordu nitekim. Arkadaşlarını da davet ediyor. Genç adam kendisine uygun bir kadın bulamadığı için umudu kestiğinden, ailesinin de evlen oğlum baskılarından usandığı için böyle bir eyleme yöneldiğini söylüyor. Eylem diyoruz ama arkadaşlar bakın böyle başlıyor bu işler. 2018 yılına gelelim. Yakın tarih, Japonya'da, Tokyo'da bir okul yöneticisi Akiko Kondo sanal dünyada 16 yaşında şarkıcı. Hologram bir şarkıcı. Bakın bunlardan haberiniz var mı bilmiyorum ama sanal dünyada hologram sanatçılar var. Gerçekten çok popüler. YouTube'da falan. Yani milyonlarca izleniyor. Bugün Tarkan Markan esamesi okunmaz o hologram sanatçıların yanında. Çok ünlüler. Dünya çapında. Onlardan bir tanesi işte. Mesela kimdi? Hatsune Miku. 16 yaşında. Çok şimdi gerçi 2018-2021 kaç oluyor? 19 yaşında oluyor. Hatsune Miku hologram sanatçısıyla, 16 yaşındaki bu hologram sanatçısıyla evleniyor. Bakın bir okul yöneticisi bu. Hatta kuyumcudan yüzük alıyor, işte sanal yüzük, bir de sanal evlilik sertifikası düzenliyor, evleniyor. Arkadaşlar, Profesör Süleyman şunu söylüyor. Diyor ki, yalnız ve ilişki kurmakta zorlanan insanlar için alternatif bir seçenek. Evet, bugün önce seçenek olacak ama yarınlarda zorunluluk olacak. Öyle görünüyor. Profesör Doktor Ebulfez Süleyman'ın devamında gelen soruları var. Bu sorular gerçekten çok kıymetli. Her bir soru bir tez konusu. Bir insanla bir robotun evliliği mümkün mü? Acayip bir soru. Robot insan evliliğinde çocuk edinmek mümkün mü? Hadi bakalım Diyanet versin buna cevabı. Verebilecek mi bakalım? Diyanet'in böyle bir gündemi var mı? Onu da bilmiyorum gerçi. Dijiseksüalite. Diyanet'teki hocalarıma soruyorum eğer dinleyen varsa içinizde. Hadi bakalım yorum kısmında bekliyorum. Verin fetvanızı. Gündeminizde var mı böyle bir şey hocam?
Bu tür evlilikler için robot çocuklar mı imal edilecek? Ne olur böyle bir şey olursa? Yani bakın böyle kafamda soru işaretleri yanıyor. Acayip şeyler geçiyor şimdi kafamdan. Bir insanla ilişkiyi tercih etmeyen anne ya da baba çocuğu ile sağlıklı bir ilişki kurabilecek mi mesela? Kimliğimiz bu süreçte nasıl değişecek? Yeni ahlak ve ahlakın normları ne olacak? Diyanet İşleri'ne sesleniyorum. Var mı bunlarla ilgili bir çalışmanız? İnsan bedeninin nesneleştirilmesi üzerine inşa edilmiş, insan ruhunun bedeninin ve duygularının bütünlüğünü görmezden gelen yeni bir bedensellikten bahsedebilir miyiz? Sivil toplum kuruluşları, bu konuda nasıl bir çalışma yürütüyorsunuz? Var mı bir hazırlığınız? Sanmıyorum ya. Biz konuşup biz dinliyoruz. Teknolojiye de, bilime de karşı değiliz ancak beraberinde getirdikleri hem sorgulamaya hem de derinlemesine hazırlık yapılmaya açık. Artık teknoloji beraberinde hem etik kurallarını hem hukuki sonuçlarını da beraberinde getiriyor farkındaysanız. Gelişmelere paralel önlemler almazsak biz bugün çekirdek aileyi korumakla mükellefiz ya, bırakın korumayı, yarın çekirdek aileyi kurtaramayız bile. Ha, bakın yani konuyu açıyor dedim ya, konuyu dağıttık biraz ama. Bugün aile olmak için para lazım değil mi? Para için de iş lazım. İş içinde işte iş aslanın ağzında, başka bir ifadeyle. Liyakatiniz varsa zamanla bir yerlere gelme şansınız yüksek. Ama torpiliniz varsa liyakate falan gerek yok. Liyakati olan başka birini ezer geçersiniz. Alırsınız o işi siz. Yeter ki torpiliniz olsun. Bugün aile olmak için önce lise bitmeli değil mi arkadaşlar? Üniversite okumalısınız, iş lazım, işe girmelisiniz. İşte üniversite falan derken 24-25 derken işe girdiniz, stajdı şuydu buydu, maaşın ev geçindirecek düzeye gelmesi, yaşınız 30'u bulur. 30'dan önce evlenmek neredeyse imkansız. 30'dan sonra da armutun sapı, üzümün çöpü, evlenmek bayağı zorlaşıyor. Hadi diyelim buldunuz birini, evleneceksiniz. En az 70-80 bin lira para lazım. Nişantı, düğündü, ev düzmesiydi. Kaldı ki anne baba olmanın da bir bedeli var, maddi bir bedeli. Çalışan kadına devlet güzel destekler veriyor. Ama anne olan kadına, çalışan kadına verdiği desteğin onda birini vermiyor. Bakın çalışan kadına saygımız sonsuz ama ya o çalışan kadın yarın anne baba olmak, anne olmak istiyorsa, işte o zaman karşısına engeller çıkmaya başlıyor. Öyle ya, çalışan kadın katma değer üretiyor. Anne olunca durum değişiyor. Konuyu açıyor diyoruz ama bitirelim yavaş yavaş. Bakın pandemide kreşler dahi kapatıldı biliyorsunuz. İş durmadı ama çalışan kesim devam etti. Mesela çocuğu olan doktorları, hemşerileri düşünün. Göreve devam etti. Peki bu insanlar çocuğunu kime, nereye bıraktı dersiniz? Çektikleri sıkıntıları düşünün. Karar alırken hiç düşünmedi birileri bu insanları. Sonra düzelttiler, düzenlemeler yapıldı ama bu bile bir işaret. Aile, çocuk hep son planda kalıyor. Avrupa'da eğitim hiç durmadı mesela bu pandemi süresince. Biz ise ilk önce ne yaptık? Okulları kapattık. Geçen yıl kayıp, bu yıl kayıp. Çocuklar nasıl telafi edecek giden 2 seneyi? Uzattım, biliyorum. Dinlediğiniz için, sabrınız için minnettarım. Bugün aileyi korumak için mücadele vermezsek, yarın kurtarmak için mücadele edeceğiz demektir. O da işe ne kadar yararsa artık. Arkadaşlar... Kanalımıza abone oldunuz mu? Kanalımıza abone olmayı, zili aktif etmeyi lütfen unutmayın. Videolarımızın YouTube linkini sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilir, yorum ve beğeni yaparak bize destek verebilirsiniz.